Hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bir Infotron webinarında daha birlikteyiz. Bu hafta en son yapmış olduğumuz webinarda, yani daha doğrusu fiziksel olarak bir araya gelip yapmış olduğumuz webinardaki değerli panelistlerimle beraberim. Serhan merhabalar, nasılsın? Merhabalar Murat Bey, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Burak, sen de iyisin umarım. Merhabalar Murat Bey, iyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyiz bizler de. Bugün sizlerle üç boyutlu taramanın tersine mühendislik tarafındaki yaklaşımını ve süreçlere katkısını konuşacağız. Serhan, ben seninle beraber en son yapmış olduğumuz webinarda üç boyutlu taramayı baştan sona öğrenmiştim. Çok deneyimli Evet. açıkçası. Orada demo da yapmıştık. Gerçekten de hani cihazları da birebir fiziksel olarak da görme şansım olmuştu. Şimdi biz biraz daha tersine mühendislik tarafında nasıl oluyor bakacağız zannedersem, doğru mu? Evet, doğrudur. Birazcık daha bu tarama sistemlerinin bu süreçte bize ne gibi katkıları var, nerelerde bizi hızlandırıyor, avantajları neler? Birazcık bunları konuşacağız. Bir de bir yazılımımız var bunu yaptığımız. Onun özelinde de bir uygulama çalışması yapmayı planlıyoruz sonunda da. Peki, o zaman ben sözü sana bırakıyorum. Seni dinliyoruz. Teşekkürler, sağ olun Murat Bey. Burada yine ajandanın üzerinden ben bir kısaca geçeyim. İlk etapta aslında herkesin kafasındaki ilk soru işareti tersine mühendislik nedir? Temelde bunu anlatmak lazım birazcık, belki böyle bir iki kısa cümleyle. Sonrasında üç boyutlu taramayla bunu temel olarak, bunu referans alarak tasarım süreçlerimizde nasıl ilerleyebiliyoruz? Kısaca bu adımlardan bahsedeceğim birazcık. Sonrasında da bu üç boyutlu tarama temelli tersine mühendislik işlemlerinin üretim süreçlerimizde nasıl artıları var? Bize ne kadar hızlandırıyor? Nerelerde avantaj sağlıyor? Birazcık da bunlardan bahsedip Geometric DesignX, 3D Systems firmasının Geometric DesignX programıyla bir uygulama çalışması yapacağız. Burak Bey de orada bize destek olacak. Sıfırdan bir parçanın modellemesini yapacak ve son katı model halini görüyor olacağız tarama datasından sonra. Evet, tersine mühendislik nedir? Aslında çok temel, çok kısa manasıyla tersine mühendislik elimizde fiziksel olarak tuttuğumuz bir parçanın dijitalleştirilmesidir, dijital dünyaya aktarılmasıdır. Bunu yapmanın birçok yolu var tabii ki. Sıfırdan çizebiliriz. Ölçüm aletleriyle işte kumpas olur. Bu tarz ölçüm aletleriyle ölçüp o aldığımız ölçüler üzerinden çizmeye çalışabiliriz tekrardan. Ama burada üç boyutlu tarama devreye girdiğinde işler çok daha hızlı oluyor. Parçayı dijitalleştirip bu dijital datanın üstünden referans alarak katı model halini dijital dünyada konuşabilir hale geliyoruz. Burada birazcık belki parçaların üstünden de göstermek lazım. Tarama datası aslında milyonlarca noktadan oluşan bir data oluyor. Daha sonra bunun üçgenlerden oluşan bir hale getiriyoruz. Bu noktaların hepsinin eskiden puzzle'larımız vardı yaptığımız, belki oradan da hatırlar arkadaşlar. Hepsinin üçgenlerinin birbirine birleştirilmesi, noktaların tamamının birbirine birleştirilmesiyle üçgen hale gelmesi. Bu da tabii ki bir proses. Elinizdeki tarama cihazına ve kullandığınız yazılıma göre değişen. Sonrasında da yüzey model, kullandığımız parçaya göre, elimizdeki fiziksel parçaya göre, sac bir parça ise örneğin yüzey model ya da atıyorum döküm bir parça ise bunun katı model haline getirilmesi ve sonra da bu dosyanın çıktısının alınıp belki direkt üretime bile başlanması adımları. Hazır üretim demişken üretimde de nasıl hareket edebildiğimize bakalım birazcık. Parçamı aldım, taramaya başladım. Aslında bu nokta bulutunu oluşturdum, dijitalleştirdim. İkinci adımda yazılımıma geçiyorum. Burada Geometric DesignX'i bizim ön plana koymamızın sebebi, tarama temelli tersine mühendislik işlemlerinde DesignX dünyada bir numaralı yazılım. Zaten bu işlemi yapmak için geliştirilmiş bir yazılım. Tabii ki sıfırdan modelleme yaparken kullanılan, piyasada birçok kişinin aşina olduğu SolidWorks gibi, CATIA gibi, NX gibi birçok yazılım var ve çok iyi işler yapıyorlar. Ama tersine mühendislik, tarama temelli tersine mühendislik yapacaksak eğer Geometric DesignX dünyadaki bu konuda en başarılı yazılım. Modellememizi yaptıktan sonra
üretime geçiyoruz. Bunu bir eklemeli imalat yöntemiyle bir 3D printerla yapıyor olabiliriz. Geleneksel atıyorum bir CNC işleme tezgahında yapıyor olabiliriz. Üretimimizi yaptıktan sonra bu sefer çıkardığımız ürünü de tarayıp kalite kontrolünü yapmamız lazım ki bizim istediğimiz toleranslarda çıkmış mı? Bunu görmemiz gerekiyor. Eğer çıkmamışsa üretimde bir problemimiz var demektir ve modelleme safhasına geri dönüp tekrar gerekli işlemleri yapıp düzeltmemiz gereken noktaları düzeltip sonrasında da tekrardan yeni bir üretime geçebiliriz. Bu da böyle bir üretim cycle aslında kısaca bahsetmek gerekirse. Burada üretimlerimizi neden dijitalleştirmeliyiz diye bir soru ortaya çıkabilir. Sonuçta çok uzun zamandır iki boyutlu çizimler üzerinden üretim yapan birçok firma var. Teknik çizimini aldıktan sonra bunlar üzerinden üretimleri yapmak birçok firmanın kolayına bile geliyor olabilir. Çok uzun süredir böyle çalıştıkları için. Temel birkaç tane örnek vereceğim. Neden daha çok işimize yarayacağına dair. Bir kere dijital datalar üretim konusunda çok daha verimlidir. Çünkü makinelerin konuştuğu dille konuşuyor olursunuz aslında siz de parçalarınızı dijitalleştirdiğiniz zaman. Ve burada iki boyutlu çizimden makineye bunu aktarırken içeriye mutlaka bir insan hatası oluşturabilecek bir sürü manuel işlem koyuyoruz. Ama dijital bir datayı oluşturduktan sonra makinenin "Aa, ben bu ölçüyü yanlış anlamışım" gibi bir şey söylemesi söz konusu olmuyor. Ne verdiysek o datanın çıktısını kendi toleransları dahilinde tabii ki alabiliyoruz. Elimizde var olan parçamızın elimizde herhangi bir datası, boyutu, hiçbir bilgisi olmayabilir. Bu parça çok eski bir parça olabilir. Klasik bir arabanın artık çürümüş bir egzoz borusu olabilir. Ya da oraya yeniden yapmamız gereken bir şey olabilir. Dolayısıyla elimizde hiçbir datası yoksa da bu parçayı dijitalleştirmemiz bizim çok çok işimize yarar. Çok rahat işlemlerimizi sonrasında yapabiliriz. Ya da elimizde tam olarak oturması gereken bir yer olan bir kısım olabilir. Yani elimizde hiç parça yok. Bir de boşluğumuz var ve bu parçaya fit etmesi gereken, tam oraya oturması gereken bir şey modellemek istiyoruz. Nasıl yapacağız? Bu sefer de o fit etmesi gereken yeri tarayıp tam olarak ona uygun şekilde, denk gelecek şekilde modellememizi yaparak oraya oturacak parçayı çok rahat bir şekilde oluşturabiliriz. Ya da resimde herkesin de görebildiği gibi koskocaman bir fabrikayı modellememiz gerekiyor. Her tarafından ısıtma boruları, soğutma boruları, belki egzoz boruları çıkıyor olabilir. Bunların hepsini tek tek işte lazer metrelerle vesaireyle ölçmek mutlaka hata yapmamıza sebep olacaktır. Ama bir lazer tarayıcıyla 360 derece fabrikanın tamamını alıp dijitalleştirdiğimizde herhangi bir ölçünün unutulması ya da ortadan kaybolması gibi asla bir durum söz konusu olmayacaktır ve çok rahat bir şekilde bunları saklayabiliriz. İleride yapmak isteyeceğimiz değişiklikler için de bize çok güzel referanslar olacaktır. Dijitalleştirme dedik, taramamız gerekiyor dedik. Nelerle yapabiliriz bu işi? Aslında bir önceki webinarımızda da sizin dediğiniz gibi Artek tarama sistemlerinin ve bu ailenin üyelerinden detaylıca bahsetmiştik. Ona da ben şimdi burada kısa kısa değineceğim tekrardan ama daha detaylı dinlemek isteyenler olursa YouTube kanalımızdaki bir önceki webinarımızdan da bunların detaylarını izleyebilirler, dinleyebilirler izleyenlerimiz. Burada Artek ailesi aslında gördüğünüz gibi 5 tane tarama cihazından oluşuyor ve her boyuttaki parça için farklı bir çözüm sunuyor bize. Ne boyuttaysa parçamız, onun için doğru sistemi seçip parçalarımızı dijitalleştirebiliriz. Diyelim ki çok küçük kuyumculuk ya da dental parçalar boyutlarındaki ürünlerimiz mevcut. Mikro ile, artık mikro ile masaüstü bir sistemle tek bir tuşa basarak otomatik olarak parçamızın taranmasını sağlayabiliriz. Ya da yine küçük parçalarımız var ama artık mikronun tablasına sığacak kadar ufak değiller ve üzerinde birazcık daha etrafında dönerek hareket etmemiz gerekiyor. Ne olabilir? Bunlar ufak döküm parçaları olabilir, makine parçaları olabilir. Bu tarz parçalar için Artek'in Space Spider ürünü var. Bununla çok rahat bir şekilde parçalarımızı tarayabiliriz. Tersine mühendisliğinin kalite kontrolünü yapabiliriz.
Daha sonra orta ölçekli parçalar düşünebilirsiniz. Burada insan vücudu olabilir, araç koltuğu olabilir, mobilyalar olabilir. Bunun için artık EVA modeli var. Daha büyük, diyelim ki aracı taramak istiyoruz artık. Bir arabanın iç trimini, strafor kalıpları, gemi pervaneleri gibi daha orta büyük ölçeklikteki parçaları taramak istediğimizde Artek Leo wireless olduğu için ve ekranı da kendi üzerinde de olduğu için ekstra avantajlı bir sistem. Ve lazer olduğu için gün ışığı altında da çok rahat tarama yapabildiğimiz, dışarıda da istediğimiz herhangi bir parçayı tarayabildiğimiz bir sistem. Son olarak da fabrikalardan bahsetmiştik. Fabrikalar, uçaklar, rüzgar türbinleri gibi, arkeolojik kazı alanları gibi yerleri taramak istediğimizde de yine Artek ailesinin yeni üyelerinden bir tanesi olan Artek Ray lazer tarama cihazımızla da bu dijitalleştirme işlemlerini gerçekleştirmemiz mümkün. Artek arayüz yazılımı da bu işlemleri çok çok kolaylaştıran bir arayüz yazılımı. Bunları anlattıktan sonra datamızı da dijitalleştirdikten sonra artık bu dijital nokta bulutu STL datayı nasıl katı model haline çeviririz? DesignX'in bu konuda ne gibi avantajları var? Birazcık da kısaca bundan bahsedeceğim size. DesignX geleneksel CAD programlarıyla sıfırdan çizeceğimiz bir data için bize yaklaşık 3 ila 10 kat daha hızlı sonuç elde etme şansı veriyor. Bunu nasıl yapıyor? İçinde birçok bizim wizard dediğimiz işlerimizi hızlıca halleden sihirbazlarımız mevcut. Burak Bey zaten bunlardan bahsediyor olacak. Birçoğunu da kullanıyor olacak uygulama sırasında. Ürünü son hale getirmek için yapacağımız işlem adımlarında %30'a varan azalmalar olduğunu göreceğiz. Çünkü dediğim gibi birçok şeyi otomatik yapan, bazı şeyleri kısa yollarla atlayarak aynı sonucu size veren özellikler mevcut içeride. Ve son olarak da elde edeceğimiz son ürünün hassasiyetinde ve kalitesinde %15'e varan avantajlar elde etmemiz mümkün. Birkaç ufak özelliğinden daha bahsedeyim. Sonrasında da sözü ufak ufak uygulamaya doğru bırakıyor olacağım. Dediğim gibi Geometric Design X çok rahat kullanılan bir program ve Live Transfer diye bir özelliği var. Piyasadaki aklınıza gelebilecek neredeyse bütün CAD programlarına katı model datanızı elde ettikten sonra bunun bütün parametrik ağacı ile birlikte aktarmanız mümkün. Tersine mühendislik dışında başka bir yöntemle oluşturamayacağınız ürünlerin tasarımı için kullanabileceğiniz en iyi yazılım. Dediğim gibi diğer yazılımlar sıfırdan bir parçayı modellemeniz için tabii ki çok daha iyi özelliklere sahip olabilir ama tarama temelli bir tersine mühendislik çalışması yapacaksanız ulaşabileceğiniz en iyi yazılım Geometric Design X bu noktada. Birebir yüzey oluşturma metotları var içeride, organik yapıları çok hassas, sizin belirleyeceğiniz parametrelerle CAD datalarına dönüştürmeniz mümkün. CAD yazılımlarınıza 3 boyutlu tarama datalarınızı aktarmanızın çok hızlı bir yolu bu yazılım. Herhangi bir parçayı taradıktan sonra direkt üretime hazır bir modeli dahi burada oluşturabilirsiniz herhangi başka bir yazılıma aktarmadan. Milyonlarca noktadan oluşan tarama datalarınız var diyelim. Bu lazer tarama cihazlarıyla alınan datalar genelde fabrika taramak, işte arkeolojik kazı alanı taramak gibi şeylerden bahsettik. Burada alacağınız datalar çok büyük oluyor ve bunların mesh haline getirilmesi, üçgenlenmesi çok büyük vakitler alan işlemler birçok yazılımda. Geometric Design X bunları çok kolay yapmanızı sağlayan, bu işlemleri de diğerlerine göre çok hızlandıran özelliklere sahip bir yazılım. Sonuç olarak yani mükemmel yüzeye sahip dataları oluşturmanız çok mümkün. Birazdan da zaten nasıl yapabileceğimizi bu işlemleri görüyor olacağız. Ben sözü size bırakayım Murat Bey bu noktadan sonra. Teşekkür ediyorum Serhan. Hem biraz benim bilgileri de tazelenmiş oldu. Hem tersine mühendisliğin yazılımda nasıl daha hızlı bir şekilde çözülebildiğini gördük. Ben buradan da bir duyuru yapmış olayım izleyicilerimize. Sorularınızı soru cevap bölümünden sorabilirsiniz. Şimdi bazı sorular geliyor ama hani dilerseniz sunumun sonunda saklayalım bunları.
Ve o zaman hep beraber yani bütün sorulara bir seferde cevap vermiş oluruz. Sunumumuz da bozulmamış olur. Belki bazılarının cevaplarını da almış oluruz o arada. Evet, belki bazıları da cevaplanmış olur çünkü. Burak, merhaba. Sesim geliyor umarım. Senin sunumunda devam edeceğiz. Merhabalar Murat Bey. Teşekkürler öncelikle. Paylaşmanı rica ediyorum. Tabii. Öncelikle herkese merhabalar. Ben kısaca sana bırakıyorum bu arada. Sunumu da canlı yayına veriyorum. Teşekkürler. Kısaca kendimden biraz bahsedeyim. Sizlere kendimi tanıtayım. Ben yaklaşık 7 yıldır bu sektördeyim. 7 yıldır Infotron'da çalışıyorum. Daha önce 4,5 yıl kadar ters 3 boyutlu tarama ve kalite kontrol projelerinde. Sonrasında 2 yıla yakın bir süre tersine mühendislik projelerinde görev aldım. Yaklaşık 5 aydır da tüm bu teknolojilerin 3 boyutlu uygulama sorumlusu olarak çalışmaktayım. Bugün de sizlere 3D Systems firmasının bir ürünü olan Geomagic DesignX yazılımından kısaca bahsedeceğim. Ve sonrasında örnek bir tarama datası üzerinde, bir STL data üzerinde tersine mühendislik işlem adımlarını uygulayarak parçamızın katı modelini elde ediyor olacağız. Öncelikle yazılım Serhan Hanım'ın bahsettiği üzere tamamen tersine mühendislik üzerine tasarlanmış olup içerisinde modelleme süremizi hızlandıracak ve bizlere büyük ölçüde kolaylık sağlayan, özellikle formlu ve modellenmesi zor olan yüzeyleri modelleyebilmemize yardımcı olan çok önemli özellikler ve komutlara sahip bir yazılım. Bu özellikleri de yine modelleme aşamasında sizlere gösteriyor olacağım. Yazılımımız arayüz bakımından SolidWorks, Inventor, NX ve ProEngineer gibi diğer CAD yazılımlarına benzer bir arayüze sahip ve bu sayede bu yazılımları kullanan kullanıcılar Geomagic DesignX ise çok rahat bir şekilde uyum sağlayabilmektedir. Tarama datamızı açtığımız zaman öncelikle referans düzlemlerimize göre front, top ve right planlarımıza göre aslında parçamızın ekranda açılı bir şekilde durduğunu göreceğiz. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunun sebebine geliyor olursak, 3 boyutlu tarama sistemleri tarafından elde ettiğimiz tarama dataları herhangi bir referans düzlemlerinden, bir eksen takımından bağımsız olarak uzayda bir boşlukta oluşmaktadır. Modellemeye başlamadan önce ilk etapta düzlem, silindir, daire, vektör ve nokta gibi yardımcı unsurlar tanımlayarak parçamızı bir referans düzlemine, referans sistemine oturtmamız gerekmektedir. Daha rahat modelleme yapabilmek adına oluşturduğumuz planlar üzerinden daha rahat kesitler ve skeçler alarak parçamızı modellemeye yardımcı olması açısından parçamızı pozisyonluyor olacağız bu düzlemlerimize. İlk olarak parçamın alt kısmının düzleminin düz olduğunu görüyorum ve parçamın alt tabanından bir düzlem, bir plane oluşturacağım. Şu şekilde 3 noktadan geçen bir plane oluşturdum. Oluşturduğum bu plane üzerinde bir sketch alarak, mesh sketch alarak parçamın kesitini alacağım. Şu anda modelleme çalışmasına başlamadım. Dediğim gibi sadece eksen takımını oturtmak için işlemlerimizi göstereceğim sizlere. Kesitimizi aldık. Daha sonra circle özelliğiyle direkt dairesel olarak hattımızı çıkardık. Bu sketch unsurlarını çizerken yazılımın bir diğer özelliği de şudur ki unsuru çizdiğiniz zaman tarama datasına yakınlaştırdığınızda otomatik olarak hattı yakalıyor ve benim mouse hareketimi kısıtlamış oluyor. Şu şekilde görebilirsiniz. Alt düzlemimizin unsurunu oluşturduk. Daha sonra yüz kısımdan da yine bir plane oluşturarak yine aynı skeci oradan da alacağız. Alttaki plane'imizi offsetleyerek bu işlemi yapabilirim. Şu şekilde taşıyarak aslında üst kısımdan da bir plane almış oldum. Aldığım bu plane'den de yine bir sketch oluşturacağım. Şu şekilde. Üst taraftaki dairemizi de çizmiş olduk. Sonrasında oluşturacağım eksen takımımın
deliklerimin merkezinden geçmesini istediğim için oluşturduğum iki delik merkezine bir vektör tanımlayacağım. Şu şekilde noktalarımızı seçiyoruz ve iki delik merkezinden geçecek şekilde vektörümü tanımladım. Son olarak da referans düzlemimin konumlanacağı bir referans noktasına ihtiyacım var. Bir point'e ihtiyacım var. Bu noktada da alt planeyimle vektörümün kesiştiği yere bir point tanımlayarak unsurlarımı oluşturdum şu anda. Daha sonra alignment komutu altında interaktif alignment komutu ile parçamızın eksenleme işlemine başlıyor olacağız. Bu kısımda iki farklı hizalama, referanslama yöntemi mevcut. Bunlardan biraz bahsedeyim sizlere. Bir tanesi 3-2-1 alignment yöntemi. 3 noktadan oluşan bir düzlem, 2 noktadan oluşan bir vektör ve son olarak da bir pozisyon noktası seçerek parçanızı eksenlemiş oluyorsunuz bu komutla. Diğer özellikte de XYZ alignment yönteminde yine XYZ planelerimizde oluşturduğunuz circle, plane, vector, point gibi unsurları tanımlayarak her bir düzleminizi eksenlemiş oluyorsunuz. Bu kısımda 3-2-1 alignment yöntemini kullanarak parçamızı hizalayalım. Unsurlarımı seçtikçe sağ taraftaki görüntünün güncelleniyor olduğunu göreceksiniz. Parçamızı güncellemiş olacağız. Plane olarak oluşturduğum ilk plane'i seçiyorum. Gördüğünüz üzere parçam düzleme oturmuş oldu şu anda. Şuradan sizlere göstereyim. Parçam artık bir düzleme pozisyonlanmış oldu. İkinci aşama olarak koordinat sistemimin delik merkezinden geçmesini istiyorum. Şu anda bir kaçıklık söz konusu. Bu noktada da oluşturduğum vektörümü seçerek koordinat sistemimi delik merkezine taşımış oldum. Son olarak da pozisyon noktamı seçerek hizalama işlemini tamamlamış oluyorum bu noktada. Artık oluşturduğum yardımcı unsurlarımı silebilirim. Yardımcı unsurlarımızı sildik. Artık referans düzlemlerimize göre right, top ve front planelerimizde parçamızın daha bir düzlemsel olarak pozisyonlandığını görüyoruz. Eksen takımına parçamızı oturttuktan sonra modelleme çalışmasına başlayabiliriz. İlk olarak parçamızın ana gövdesini oluşturup sonrasında üzerinde bulunan palleri modelliyor olacağız. Bu kısımda yine mesh sketch komutu ile sketchler alacağız. Rotation metot yöntemiyle, yani döndürerek sketch'i oluşturma yöntemiyle bu kısmı alacağız. İlk olarak bir central axis, merkez eksene ihtiyacımız var. Oluşturduk. Ve bir adet plane, düzlemi, yani sketch'i çizeceğimiz plane'e ihtiyacımız var. Top veya right düzlemlerini kullanabiliriz bu noktada. Right düzlemimizde sketch alalım. Bir diğer güzel özellik de silhouette range özelliğiyle parçamızın en dış boundary hattını görmemizi sağlayan silhouette'ler alarak en dış hattımızı çizebiliyoruz. Bir değer girelim ve en dış hattımızı çıkarmış olalım şu şekilde. Artık sketch çizme işlemine başlayabilirim bu noktada. Tarama datamı gizledim. Line komutuyla ilk olarak üstteki düzlemimi çizebilirim. Bu noktada yine daha önce belirttiğim gibi sketch'imi taşıyarak tarama datası üzerine getirdiğim zaman otomatik olarak yakalıyorum. Ya da şu şekilde direkt line olarak seçersem yine çizimimi tamamlamış olurum. Sketch'lerimizi çizdikten sonra parçamızın döndürme işlemini tamamlıyor olacağız. Şurada bir arc söz konusu. Yine şu bölgede bir line, düz bir çizgi var. Şurayı da yine kısa bir line olarak tamamlayalım. Oluşturduğum bu iki hat ortasında da bir radius, bir fillet var. Bu fillet'ı da yine fillet komutuyla iki hattıma tıklayarak otomatik olarak oluşturabilirim. Şöyle yapalım burada. Hattımızı seçelim. Mouse'u bırakmadan mouse hareketleriyle fillet ölçümüzü değiştirerek bu mesafeyi yakalayabilirim.
şu şekilde çizdik. Yaklaşık 27 mm çapında bir radius söz konusu. Daha sonra sketch içerisinde uzun kalan yerleri trimleyerek bir budama işlemi yaparak uzunlukları fazla olan yerleri silme işlemini yapacağız. Uç kısımları koparalım. Şu bölgeleri uzatalım. Ya da corner trim yöntemiyle köşeleri şu şekilde trimleyebilirim. Skecimizi oluşturduk. Fakat ölçülerimizin daha net olmasını istiyorsak, parça üzerindeki ölçülerimizin, hatlarımızın daha net ölçülere sahip olmasını istiyorsak eğer, tüm hatları dilediğimiz bir eksene göre hepsini ölçülendirebiliriz. 4.28 gelen bu ölçüyü 4.3 olarak kısa bir yuvarlama yaptım. Yine şu ölçümüzü de verelim. 36.97 geliyor. 37 mm olarak bunu da güncellemiş olduk. Daha sonra skecimizi oluşturduktan sonra revolve komutunu kullanarak oluşturduğum merkez ekseni etrafında parçamızı 360 derece döndürüyor olacağız. Revolve komutunu seçtim. Oluşturduğum skecimi 360 derece döndürerek katı modelimi oluşturmuş oldum. Bu noktada katı modeli oluşturduktan sonra deviation analiziyle parçamın tarama datası üzerinden ne kadar kaçık olduğunu, nerelerde hata yaptığımı net bir şekilde görebilirim. Veya parça üzerinde bir deformasyon, eziklik gibi göçmeler de varsa bunları da yine renksel olarak görebilirim bu noktada. Yeşil kısımlar 0.1 mm içerisinde olan, tolerans içerisinde olan yerler. Açık maviden koyu maviye doğru gördüğünüz renkler toleransın dışında fakat eksi yönde olan sapmalar. Eğer sarıdan kırmızıya doğru değişik renkler varsa bunlar da artı yönde sapmalar olduğunu sizlere gösteriyor oluyor. Gördüğünüz gibi yeşil kısımlar yüzdelik değerlerle modellenmiş şu anda. Mavi kısımlarda bir küçüklük veya kırmızı kısımlarda bir fazlalık söz konusu olabilir. Parça deformasyona uğramış olabilir. Zaten şu şekilde parça üzerinde de göreceğiniz gibi bir deformasyon söz konusu. Ne bu bölgelerde de CNC takım izleri mevcut. Sonraki aşama olarak katı modelimizi oluşturduk. Ana gövdemizi oluşturduk. Bundan sonraki adımda bir adet palimizi modelleyerek sonrasında döndürme komutunu kullanarak pal sayımızı çoğaltıyor olacağız. Bu noktada sizlere region komutunu biraz anlatacağım. Region komutuyla parçamızı sanal olarak yüzeylere bölmüş oluyoruz aslında. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir katı model yüzeyine veya bir model yüzeyine değil, sadece bize modellemeye yardımcı olacak şekilde bir yüzeyler tanımlamış oluyoruz sanal olarak. Hemen o işlemimizi de yapalım. Bu sanal yüzeylerimizi tanımladıktan sonra otomatik olarak bize parça üzerinde silindir, plane veya freeform yüzeyler mevcutsa bu yüzeyleri seçip modelleme süremizi hızlandırmaya yardımcı komutları kullanabiliriz. Region işlemimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi şu anda delik etrafına geldiğim zaman bir silindir olduğunu yazılım bana tanımlamış oldu. Veya pal üzerine geldiğim zaman burada bir freeform yüzey olduğunu bizlere tanımladı yazılım. Sonrasında yine bu yazılıma özel birkaç özellikten sizlere bahsedeceğim. Meshfit komutu. Meshfit komutu ile freeform yüzeylere veya modellenmesi zor olan formlu yüzeyleri tek bir tuş ile çıkarmanız, elde etmeniz mümkün. O işlemi hemen yapalım. Palimizin üst kısmında bu komutu kullanalım. Ve bir adet yüzey oluşturmuş olduk. Sol tarafta göreceğiniz üzere yine deviation analizimizle gördüğünüz gibi 0.1 mm içerisinde parçamın yeşil olduğunu gördüm. Palimizin alt kısmını yaparken farklı bir komut ve özellik kullanıyor olacağım. Burada
yazılımın yine sihirbaz olarak adlandırılan özelliklerinden bahsedeceğim. Lost Wizard komutu ile yine aynı işlemi yapıyorum. Fakat bu noktada bu komutu Meshfield'den ayıran birkaç özellik mevcut. Seçtiğim düzlem doğrultusunda, yüzey doğrultusunda kesitler alarak otomatik olarak skeçler oluşturuyor. Ve bu skeçlerden geçen yüzeyimizi tanımlamış oluyoruz. Aslında sonrasında oluşturduğumuz bu yüzeye skeçlerine çift tıklayarak, editleyerek ölçülendirebilir veya değişiklik yapabiliriz. Bu noktada kesit sayımızı artırabilir veya azaltabiliriz. 7 kesitten oluşan bir hat çıkart diyelim. Otomatik olarak yine yüzeyimizi oluşturduk. Gördüğünüz gibi sol tarafta 7 adet plane ve skeçler oluştu. Skeçlerimize çift tıkladığımız zaman nereyi aldığını görebilirim. Bu noktada istersen bu hattımı silebilir, yeniden çizebilirim veya ölçülendirebilirim bu hatlarımızı. Sonrasında yüzeyimizi birazcık uzatalım. Alt ve üst yüzeyimizi farklı komutlar kullanarak elde etmiş olduk. Sonrasında da palimizin en dış boundary sınır hattını çizerek bir trimleme işlemi yapmış olacağız ve pal yüzeyimizi çıkartacağız. Bu noktada da ilk komutta kullandığımız üzere mesh sketch yöntemiyle yine rotation method yönteminde bir central axis oluşturacağız. Sketch'imizi çizeceğimiz bir plane tanımlayacağız. Ve silhouette range özelliğiyle bu özelliği kullanmadan parçamızın en dış boundary hattını şu anda çizebilmemiz mümkün değil. Bir değer girelim. Gördüğünüz gibi palimizin en dış hattını şu anda yakaladık. Skeçimizi açalım yine. Tarama datamı ve yüzeylerimi kapatabilirim. Bu noktada çizeceğim kısım bu sefer yine şu taraf olacak. Şurada bir düzlem söz konusu. Skeçlerimizi tarama datası üzerine referansladık. Şurada gördüğünüz gibi bir arc veya circle mevcut. Bunu yine iki farklı yöntemle elde etmeniz mümkün. Bir tanesi circle otomatik olarak çıkarttı veya bir arka tıklayarak bu yüzeyinizi oluşturmuş olursunuz. Şöyle yapalım. Fazlalık olan yerlerimizi yine terimleyelim. Şu kısmı yine biraz uzatalım. Burada yine ölçülerini girebilirsiniz parçanızın. 23.24, 23.25 de diyebiliriz bu ölçümüze. Daha sonra skecimizden çıktığımız zaman burada çizdiğimiz unsuru da yine revolve komutunu kullanarak döndürmüş olacağız. Burada yüzeydeki revolve komutunu kullanacağız. İlk skecimizde katı modeldeki revolve'u kullandık. Bu sefer yüzey revolve'unu kullanacağız. Ve parçamızın skeç hattını döndürmüş olacağız aslında. 360 derece değil, 180 derece döndürürsek ters tarafta şöyle yapalım. 270 dersek. Evet. Skeç hattımızı döndürmüş olduk. Bazen yüzeyler ters olarak geliyor. Bunu da çok kolay bir şekilde reverse normal komutuyla yüzeyi ters çevir diyerek çevirebiliriz. Son aşama olarak ise kanadı elde ederken trim surface özelliğini kullanarak bir budama işlemi yaparak yüzeyleri keseceğiz. Oluşturduğum 3 adet yüzeyimi seçiyorum ve bunları trimle diyorum. Seçeceğim yüzeyler 1 boundary hattım en dış, 2 palimin üst yüzeyi, son olarak da palimizin alt yüzeyini seçeceğiz. Region özelliğimizi kapatalım. Gördüğünüz gibi palimizin yüzeyini oluşturmuş olduk. Yine alt kısımda göreceğiniz üzere bazı fazlalıklar mevcut. Yine bunu da trim komutunu kullanarak keselim. Kalmasını istediğim yüzeyim üst taraf. Dediğim zaman palimizi de yüzey olarak şu anda tamamlamış olduk. Palimizin üst kısmında şu bölgede bir fillet radius söz konusu. Onu da yine hızlıca oluşturalım. Fillet komutuna giriyorum. Burada full face fillet özelliğini kullanarak 3 adet yüzey seçeceğim. Left yüzeyim
merkez yüzeyim ve sağ yüzeyim, right yüzeyim olmak üzere 3 yüzeyimi seçtim ve yazılım otomatik olarak burayı bir fillet tanımladı. Okeyledik. Radyüsümüzü tamamlamış olduk. Parçamızın alt kısmında da bir radyüs söz konusu. Bu noktada yüzeyimizi kapatalım. Gördüğünüz gibi fillet var. Yine fillet komutu ile left yüzeyimizi seçelim. Merkez yüzeyimizi seçelim. Ve sağ yüzeyimizi seçerek bir fillet oluşturmuş olduk. Bundan sonra yapmam gereken işlem, tüm parlerin aynı olduğunu düşünürsek ve pal sayısına göre bu parleri döndürme işlemi olacaktır. Burada circular pattern özelliğini kullanarak dairesel çoğaltma yöntemiyle seçtiğim, tasarladığım yüzeyimi seçiyorum. Öncesinde bir adet axis vektörü ihtiyacımız var döndürme merkezine. Bu vektörümüzü de yine şu şekilde tanımlayalım. Planimin kesişim yeri benim vektörüm olsun. Circular pattern, yüzeyimiz, döndürme aksisimiz. Bu aksis yaklaşık 12, evet 12 adet pal mevcut. Döndür diyelim. Pal sayımızı da bu şekilde çoğaltmış olduk. Şu anda ekranda göreceğiniz üzere sarı ve gri olarak gördüğünüz modeller mevcut. Sarı modeller yüzey komutlarıyla çalıştığımız yüzey olan modeller. Gri olan model de katı modelimiz. Boolean komutunu kullanarak bir birleştirme işlemi yaparak aslında oluşturduğum tüm yüzeylerde katı modelimi birleştirerek tek bir model haline getiriyor olacağım parçamı. Birleştir dedik. Gördüğünüz gibi hepsi artık solid body altında tek bir data olarak birleşmiş oldu. Pal ile gövde bağlantı noktasında bir radius söz konusu. Şu şekilde görebilirsiniz. Burayı da yine fillet komutunu kullanarak age'imi, hattımı seçiyorum. Otomatik hesaplama yöntemiyle tarama datasını hesapla dediğim zaman şu şekilde görebilirsiniz. 1.51 yani 1.5 milimetrelik bir radius olduğunu yazılım bana söylüyor. Yine bu palime de bu radyüsü verebilirim. Şu kısma da verelim. Bunu tüm paller için yapabilirsiniz. Şu anda biz 3 pal için bu radyüsleri vermiş olalım sizlere. Göreceğiniz üzere. Son olarak da üst taraftaki deliğimizin üst kısmında bir pah var. Bu pahı da yine chamfer komutunu kullanarak, pah komutunu kullanarak tek bir özellikle yine elde etmeniz mümkün. Parçamızın tersine mühendislik aşamasını şu anda tamamladık. Yine deviation analizi yaparak parçamın ne kadar kaçık olduğunu, nelerin tolerans dışında olduğunu, nelerin içinde olduğunu çok net bir şekilde görüyor olacağım. Parçamızı artık export özelliğiyle Parasolid, IGS, CAD part gibi birçok formatta export alıp diğer yazılımlarda kullanmaya başlayabilirsiniz. Son olarak da live transfer özelliğinden sizlere bahsedeyim kısaca. Live transfer özelliğiyle kullandığınız diğer yazılımlara yani SolidWorks, Inventor, NX, ProEngineer veya CATIA gibi yazılımlara tüm solda gördüğünüz işlem aşamalarını tarihçeli olarak export alıp bu yazılıma entegre eden bir uygulama. Bunu sizlere kısa bir videoda göstermek isterim. Çünkü bende diğer yazılımlar mevcut değil. Hemen videoyu sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz üzere parça modellendikten sonra live transfer komutunu kullanarak SolidWorks yazılımına aktarıyoruz. Tüm işlem aşamalarını ve bunun en büyük özelliği parça üzerinde yeniden bir müdahale, bir edit veya bir revize işlemi yapacaksanız tüm bu işlem geçmişini gördüğünüz için çok net bir şekilde parçaya müdahale edebilir ve değişiklik yapabilirsiniz artık. Kısaca benim aktarmak istediklerim bu kadar Murat Bey. Dilerseniz sorular üzerinden ilerleyebiliriz. Olur. Bir yandan da ben soruları okuyorum şu anda. Tamam.
En baştan başlayalım isterseniz. Serhan sesim geliyor öyle değil mi sana da? Evet, ben de duyabiliyorum Murat Bey. Tamam. Şimdi Uğur Bey sormuş. Elde edilen CAD modeller üzerinde ölçüm işlemi yapabilmek için noktalar, köşeler, kenarlar oluşuyor mu demiş. Bu arada isterseniz arkadaşlar sunumlarınızı da hazır bulundurun. Hani belki oradaki bir sayfayı göstermek zorunda kalabilirsiniz. Ben hemen yayına veririm zaten. Tabii ki. Tamamdır Murat Bey. Bu soruyu ben cevaplayayım. Bir katı model oluşturduğunuz için aslında parça üzerindeki tüm edge'ler, noktalar, line'lar mevcut. Ve dilediğiniz yerlerden kendi ölçülerinizi çok net bir şekilde alabilirsiniz. Murat Bey, bir de yukarıda bir soru daha var. Ben onu da görüyorum şimdi. Murat esnek Güney. Parçalar, evet, Murat Güney'in paylaştığı. Esnek parçaları tararken nasıl bir yaklaşım ile dijitalleştiriyoruz? Örnek vermek gerekirse bir araç tamponunun hem ön hem arka tarafının taranması gerekli. Bu durumda dijitalleşme nasıl oluyor diye soruyor Murat Güney. Serhan, sen cevap verirsin zannedersem, tarama olduğu için. Ben de cevap verebilirim. Burak da bu konuda oldukça tecrübeli aslında. Hem taraması konusunda hem modellemesi konusunda. Burak, sen cevap ver istersen buna da. Tabii. Öncelikle esnek parçalarda ya çift taraflı taramak yerine arkalı önlü ayrı ayrı tarayıp bunu daha sonra birleşebilir hale getirmek gerekiyor. Ya da belli bir fikstür üzerinde parçayı çok oynatmadan mümkün olduğunca stabil bir şekilde çift taraflı taramaya özen göstermek gerekir. Bunun için bir örnek daha verelim istersen. Biz çok fazla elastik boru taraması da yapıyoruz. Aynı zamanda bu işin hizmetini de verdiğimiz için elimize çok çeşitli parçalar geliyor bu konuda. Onları da genelde o dönen formlu yüzeylerini alabileceğimiz kadar tek bir yön üzerinde, çoğu zaman da fikstür üzerinde taramayı tercih ediyoruz. Çünkü adı üstünde elastik, çevirdiğimiz an şekli değişecektir ve bir önceki dataya onu birleştirmek, düzgün bir tarama datası elde etmek. Yani aslında en son modelleyeceğimiz işin ilk adımını doğru yapmak çok önemli oluyor bu noktada. O yüzden mümkün olduğunca tek parça halinde taramaya çalışmak, tek yön üzerinden ilerlemek daha sağlıklı öyle bir parçada. Veysel Bey'in bir sorusu var. Geomagic en iyi hangi tip dosya biçimleriyle çalışmaktadır demiş. Geomagic'ten export aldığımız IGS, Parasolid, Step gibi formatlardaki modelleri net bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Burada yine import olabilir mi? Geomagic'ten export etmek değil de sanki burada import gibi mi sordu acaba diyeceğim ama zaten tarama verisini alıyor öyle değil mi? Öyle de olabilir Murat Bey. Import olarak da yine CAD formatlarında, saydığım formatlarda CAD, Part, IGS, Step olarak aldığınız zaman yine yazılım çalışmanızı olarak sağlıyor. Tamam. Veysel Bey'in çalışmak istediği özel bir dosya formatı varsa bize ulaşabilir yine. O konuda da direkt bilgi verebiliriz sonrasında. Evet. Bir izleyicimiz eğitim videosu yine yayınlanacak mı diye sormuş. Evet, bu videoların hepsini daha sonra YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Dolayısıyla bütün webinarı daha sonra dilediğiniz gibi izleyebilirsiniz. Dinçer Bey'in bir sorusu var. Parçayı modelledikten sonra çizilen parça ile tarama verisi arasındaki farkı görebiliyor muyuz demiş. Çok güzel bir soru. Şöyle Murat Bey, DesignX yazılımı üzerinde sadece görsel olarak bu şekilde deviation analizi yaparak farkları görebiliyorsunuz. Fakat bütün detayları görmek istiyorsanız eğer Geomagic Control X yazılımında bu kalite kontrol işlemini yapmanız gerekmektedir. Peki. Ahmet Bey'in bir sorusu var. Modelleme dışında STL onarma veya düzenleme işlemi yapabilir miyiz demiş. Yine ben cevaplayayım bu soruyu. Polygon komutu altında birçok özellik mevcut. Bu noktada parça üzerinde açık kalan yerleri, boşlukları doldurabilir. Datanızın nokta sayısını küçültebilir veya artırabilirsiniz. Bozuk olan yüzeylerinizi smooth edip onarabilirsiniz. Veya çapakta olan yerleri de çok hızlı bir şekilde silebilirsiniz bu yazılım kullanarak. Hatta üçgenleme dediğimiz, triangulation dediğimiz işlemi de, yani o noktalardan oluşan bulutu mesh haline getirme işlemini de DesignX içerisinde yapmak mümkün. Evet. Arkadaşlar, Recai Bey'in bir sorusu var, Recai Tok. Kör noktalar, yani gözümüzde göremediğimiz noktalarda neler yapabiliyor yazılım?
hem belki tarayıcı kısmını da sormuş olabilir aynı zamanda Recai Bey. Evet, bunu ben cevaplayayım birazcık. Burası aslında yazılımdan ziyade datayı elde etme kısmında, tarama kısmında birazcık daha devreye giriyor. Tarama cihazları ister optik sistemler olsun, ister lazer sistemler olsun, Recai Bey'in de dediği gibi bizim gözlerimiz gibi çalışıyor aslında. Biz parçada nereleri görebiliyorsak, sistemler de genel olarak aslında o bölgeleri görebiliyor. Yani çok ters açıda kalan ya da hiç göremediğimiz tamamen içeride kalan bölgeler varsa bunları bir optik ya da lazer tarama cihazıyla alabilmemiz mümkün değil. Ya böyle durumlarda parçayı kesmeyi tercih ediyoruz ya da ne yapılabilir eğer ihtiyacımız varsa ve tek bir parçamız varsa elimizde CT scan gibi parçanın içerisini gösteren hani nasıl X-ray röntgen çekiniriz kemiklerimizi görebiliriz aynı bu sistem parçalar için de geçerli. Böyle sistemler tercih edip yine onların da modellenmesi için benzer yazılımlarla hareket etmemiz mümkün. Peki. Serhan, şimdi ilginç bir soru var. İnsan vücudundaki taramalar da aynı şekilde işlemlerden mi geçmektedir demiş ama var mı? Yani insan vücudunu taradıktan sonra genelde modelleme ihtiyacı olmuyor pek. Datayı neyse dijitalle o. Yani çünkü değil mi? Evet. Evet. Ama tabii ki şöyle bir durum da var. Örneğin protez ortez yapımı için kullanacağız diyelim ki kişiye özel bir aparat tasarlamamız gerekiyor. Bunu yine DesignX'te de yapabiliyoruz ama Geomagin Freeform diye bir yazılımı var burada da. Özellikle böyle şey gibi düşünebilirsiniz. Heykeltıraşların bir kile şekil vermesi gibi düşünebilirsiniz. İlgili kişinin vücudu tarandıktan sonra, diyelim ki bacağı tarandıktan sonra tam olarak o bacağın şekline oturacak şekilde onun tersi yüzeyi üzerinden bir protez ya da ortez geliştirmeniz çok mümkün oluyor. Bunu da yine o yazılım içerisinde kolaylaştıran birçok özellik var ama tabii ki mantık tamamen aynı. Tarama datası üzerinden referans alınarak modelleme yapılması. Peki. Akif Bey'in bir sorusu var. Piyasadaki diğer yazılımlara göre en büyük artısı nedir? Gözenekli modelleri katılayabiliyor muyuz diye sormuş. Evet, burada gözenekli modellerden kastını çok anlayamadım ama herhalde delikli parçalardan bahsediyor. Belki tarama esnasındaki hatalar da olabilir mi acaba diye düşündüm. Benim de aklıma o geldi açıkçası ama. Yani tarama esnasında oluşan bir hatayı tabii ki biz doğru şekilde üzerinden geçerek düzeltebiliriz. Tamamen arkadaki referansta ne varsa onu almak zorunda değiliz. O bize yardımcı bir unsur sadece orada. Evet. Piyasadaki diğer yazılımlara göre artısı diğer tarama temelli tersine mühendislik yazılımlarına göre artılarından konuşabiliriz. Çünkü bir CAD programına göre artısını konuşmak sıfırdan modelleme yapan bir yazılım olduğu için çok doğru değil. Tabii ki sıfırdan modellemeyi SOLIDWORKS'e, CATIA'yla, NX'e, ProEngine'yle yapmanız çok daha kolay. Ona uygun tool'lar var içerisinde çünkü. Az önce Burak Bey'in modellemeyi yaparken de gösterdiği gibi özellikle organik yapılı PAL kanadı gibi durumlarda bunları sıfırdan çizmek çok zordur. Çünkü o formun verisini, sayısal verisini girmeniz çok kolay bir işlem değil. Bu bir parabolün, işte iki katlı bir denklemin sonucundan çıkan aslında şekiller bunlar. İki katlı, üç katlı denklemlerin. Dolayısıyla sizin hadi burasının çapı 3 olsun diyerek verebileceğiniz kolay sayılar değiller. Ve formlu bir datayı tek bir tıkla yani bir region işlemiyle ya da onun muadili olan yine Burak Bey'in anlatırken gösterdiği diğer işlemlerle aynı işlemi yapabilmek için birkaç tool var içeride çünkü zaten hangisi o noktada kolayınıza geliyorsa kullanabilmeniz adına. Bu tarz şeylerle işlerimizi çok hızlandıran, normalde ölçemeyeceğimiz bir cetvelle, metreyle, verniyeli kumpasla bu tarz şeylerle ölçemeyeceğimiz yapıları modellememizi sağlayan ve sonunda da üretmemizi sağlayan özellikleri mevcut. Tabii bir iki örnek verdim burada. Daha detayına girmek istersek içeride çok çok fazla özellik var. Örneğin sırf baştan başa Control-X içerisinde, kalite kontrol programı içerisinde sadece bir pali ölçmek için gereken bütün özellikler mevcut. Bu tarz özelleşmiş uygulamalar var iki yazılım içerisinde de.
ihtiyacını belirtirse Akif Bey, bu konuda kafasına takılmış bir varsa. Akif Bey'in sorusunu güncellemiş. Onu da ben en azından o gözenekli kısmını toparlayalım isterseniz. Akif Bey diyor ki, biraz önce bahsettiğiniz implantların gözenekli olarak additive manufacturing'de üretilmesi hakkında sordum. Katılama işlemini ve ayrıca üretilmeden önceki mekanik analizler için kullanma amaçlı demiş. Anladım. Orada dental kısımda kullanılan daha farklı yazılımlar var bildiğim kadarıyla, ama tabii ki o gözenekleri de oluşturmamız mümkün. Ama bu birazcık kullanacağımız tarayıcının hassasiyetiyle de alakalı. Ufak bir parçayı ne kadar keskin, detaylı tarayabilirsek, üzerinde referans alacağımız data ne kadar iyi olursa, tabii ki o gözenekleri oluşturmamız ve onun üzerine yapılacak işlemleri öngörmesi mümkün olacaktır. Peki. Oğuz Bey'in bir sorusu var. Bir geminin kamerasını taradıktan sonra kamera içindeki en adet ekipman ayrı ayrı bir parça olarak elde edebiliyor muyuz? Ben cevaplayayım isterseniz bu soruyu. Bu şekilde zaten çalışmalar mevcut. Bir parçayı montajlı ve demontaj bir şekilde taradığınız zaman ayrı olan parçaları da yine ayrı ayrı modellediğiniz zaman ana gövdeye birleştirip dilediğiniz şekilde model üzerinden ayırıp tekrardan montaj edebilirsiniz bu yazılımlarda. Yani ben mesela şu odamı taradım. Televizyonu ayrı, işte ne bileyim saksıyı ayrı vesaireyi ayrı bir şekilde modelleyebiliyorum değil mi? Evet, ayrı body'ler altında ayrı modeller olarak görebilirsiniz. Tamam. Murat Bey'in bir sorusu var. Mesh datası üzerinden kalıplama CNC'de işleme yapılabilir mi demiş. Tabii ki yapılabilir. Dediğimiz gibi zaten en büyük özellikleri diğer yazılımların arayüz üzerine benzemesi. Yani SolidWorks ortamında yaptığınız kalıplama yöntemini aynı komutları kullanarak burada da yapıp modelinizi elde edebilirsiniz. Bir başka izleyicimizin sorusu, tarama verisini hiçbir işlem yapmadan 3D yazıcıda kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Ama burada da, yani bu tabii ki teorik olarak kullanabiliriz. Neden? STL Data. STL Data da 3D printerların alıp direkt çıkartabildiği formatlardan bir tanesi. Ama tarama datasında önceki sorularda da karşımıza çıkmıştı. Göremediğimiz yerler olursa ne yapacağız, alamadığımız bölgeler olursa ne yapacağız gibi. Bu datanın boşluklu bırakılmaması gerekir ki printer'da kapalı bir model halinde çıkabilsin. Dolayısıyla o boşluklar varsa eğer kapattıktan sonra, ki bunu genelde tarama cihazlarının arayüzlerinde de çok rahat bir şekilde yapmanız mümkün, direkt 3D printer'dan alabilirsiniz tabii ki. Mustafa Bey'in bir sorusu var. Serhan, kuyumculuk sektöründe uygulama örnekleri mevcut mu? Hem tarama hem de modelleme olarak diye soruyor. Tabii ki mevcut. Bu konuda isterse kendisiyle webinar sonrasında daha detaylı bir şekilde görüşebiliriz. Zaten arkadaşlarımız hızlıca kendisine ulaşacaktır. O konuya yapılmış çalışmaları da özel olarak iletelim kendisine. Bir yüzüğü, bir bileziği, bir şeyi, herhangi bir takıyı birebir en ince hassasiyette tarayıp ardından model olarak çıkarabiliyoruz, öyle değil mi? Tabii, tabii, kesinlikle. Peki, bir başka soru var. Seri üretimdeki parçaları kontrol etmek için bütün parçaları aynı anda kontrol edebilir miyiz demiş, ama bunu tam siz anladınız mı? Ben toparlayamamış olabilirim çünkü. Burada birazcık aslında üretimden değil, kalite kontrolden bahsediyoruz. Ve inline kalite kontrol diyeceğimiz seri üretimde, hani hattı durdurmadan yapacağımız kontrol işlemlerinden bahsediliyor anladığım kadarıyla. Bu tarz işlemleri yapmak tabii ki mümkün. Buna uygun sensörler mevcut. Bizim gösterdiğimiz gibi el tipi ya da işte tripod üzerine kurulan cihazlardan ya da kolbu lazer sistemlerden ziyade hattın üzerine kurulan, birazcık daha hatta yönelik konfigüre edilen, proje bazlı çalışılan sistemleri yerleştirip bu sistemin hatla aynı dili konuşmasını sağlayıp, burada bir entegrasyon da mevcut, inline hat üzerinde kalite kontrol yapmak tabii ki mümkün. Peki, bakıyorum başka sorumuz kaldı mı diye. Sanırım hepsini cevapladık. Evet. 22 sorumuz vardı, hepsini cevapladık. Ayrıca soru gelirse doğrudan Infoton sosyal medya hesaplarımızdan veya işte hem Serhan'a hem Burak'a doğrudan iletişime geçerek sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi zaten webinarımız ayrıca da YouTube kanalımız üzerinden yayınlanacak. Dolayısıyla daha sonra izleyip
özellikle hani buradan göstermiş olduğu bu modelleme esnasındaki detayları tekrar tekrar izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Serhan, Burak, ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir webinardı yine. Yepyeni şeyler öğrendik. Sizlerin son olarak eklemek istediği bir şeyler var mı? Bizim için de çok keyifli oldu. İnşallah bir sonraki webinarda yine böyle bol katılımcılı, güzel soruların olduğu, insanların kafasındaki soruları yanıtlayabildiğimiz güzel bir seans daha geçiririz. İnşallah. Evet, ben de teşekkür ediyorum tüm katılımcılara. Burada mümkün olduğu kadar izleyiciyi sıkmamak adına bazı özellikleri göstermiş olduk sizlere. Farklı webinarlarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Biz de teşekkür ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi YouTube kanalımızda da videomuzu ayrıca izleyebileceksiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kolay gelsin.